Evet Fenerbahçe sezona çok da istediği gibi başlayamadı. Bir yandan gazete manşetleri de ekrana yansıyor. Cesus'la e, 5'te 1 başlığını atmış fotomaç gazetesi. E, başında çıktığı 5 resmi maçta bir kez kazanabildi. 3 beraberlik alıp bir kez de uzatmada kaybetti George Cesus. E, nasıl değerlendirirsin hiç hayal edilen gibi olmadı ama olmayacağı anlamına da gelmiyor. Bir fırsat vermek lazım. Yeniden kurulan bir takım var demek geliyor içimden ama Fenerbahçe taraftarı <laughs> evet. ne kadar avutabilirim bilmiyorum. E, yani komple değişen bir sistem, bir planlama, bir ekol var. E, Jorge Jesus'un getirdiği isimler hepsi bizzat seçtiği, tek tek takıma kazandırdığı oyuncular. Burada süre vermek e, gerekiyor diyorum bir yandan futbol mantığı açısından ama duygusal açısından, açıdan da baktığınızda Fenerbahçe taraftarının artık ne sabra e, vakti var. Ne tahammüle vakti var. Bir an önce futbol görmek istiyorlar. Kazanan Fenerbahçe görmek istiyorlar. Ee, sürekli hücum eden bir Fenerbahçe görmek istiyorlar. Yıllardır yaşanamayan bir şampiyonluk hasreti var. Onun en azından ilk adımlarının atıldığını görmek istiyorlar. Bunlar da sahaya yansımayınca, hani çok da olumlu sinyaller gelmeyince... ...özellikle skor anlamında e, kafalarda acaba mı e, diye dolaşıyor... Burada forvet transferinin bir türlü yapılmaması aslında taraftarın da kafasını karıştıran bir iş. Forvet transferi geldiği zaman taşlar da yerine oturur, taraftar da bir rahatlar. Evet ee, ve ile ilgili haberler de var. İşte Fenerbahçe forvet transferine nokta koymak için harekete geçiyor demiş Maç gazetesi. Ee, Abu Bakar için çalışmalarını sürdüren yönetim Sörlot konusunda son bir hamle yapmayı planlıyor. Batshuayi ise yedekte tutuluyor. Demiş. E şimdi biz üç isim üzerinden bir değerlendirme tamam. yapalım seninle. E, Batshuayi, Solot, Abu Bakar. En doğru tercih sanki Abu Bakar gibi duruyor ama e, kağıt üzerinde sen ne söylersin? Gerçekler Abu Bakar diyor ama e, en zor transfer de Abu Bakar. çünkü evet. iki sezon daha kontratı var, yıllık 6 milyon euro kazanıyor ve yani vergi vesaire düştükten sonra 6 milyon euro giriyor kasasına. O yüzden Fenerbahçe'nin de bir golcüye 6 milyon euro vermesi mümkün değil. Beşiktaş'tan da bu yüzden gitti. Beşiktaş'tan para yüzünden giden bir oyuncuyu e, parayla ikna etmek en zor şey. Bu yüzden de hani e, karşı tarafla görüşüp yani yarı yarıya e, verelim gibi şeylerle e, çalışıyorlar. Ben en zor transfer olarak Abubakar'ı görüyorum ama ısrarcılar çünkü diğer iki transferin Bonservis durumu var. Burada bir denge kuracak Fenerbahçe. <laughs> Maxi Gomez ve Batshuayi'nin bon servisleri var. E Chelsea 5 milyon euroların üstünde istiyor. Maxi Gomez için Valencia 10 milyon eurolara diretiyor bonuslarla. Ayrıca oyunculara da ücret vereceksiniz. Burada ikisini vermek mi? Abubakara yani oradan ne kurtarabilirsek bon veya az bon servisli iki yıllık bir kontrat vermek mi? Fenerbahçe yönetimi bunların arasında gelip gidiyor. ...Abu Bakar olmazsa böyle Eylül ayına sarkan bir forvet transferi olabilir. Başkan Ali Koç altını çizdi, e, mali şartlar nedeniyle çok dikkatli hareket edeceğiz dedi. Gomez ve Dembele'yi de yine Fanatik Gazetesi yazmış Hı -hı. ki sen de Gomez'e değindin... ...yönetim baturayı bitirme noktasına getirse de iki yıldız için son kez girişimde bulunacak e, demiş... ...ve detayları paylaşmış. E, Dembele'nin kontratı bitiyor... Ee, geçen sezondan beri istediği bir isim Sarı Vat'nın bu sezon e, Lyon'u ikna etmek için biraz daha kuvvetli e, Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki forveti sözleşmesinde son seneye girdi ve e, Fransız ekibinin de yenileme teklifi ne yanaşmadı. Lacazet transferi sonrası Lyon Dembele'yi gözden çıkarttı ve bedensiz kaptırmamak için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. E, Fransızlar kapıyı 15 milyon eurodan açsa da e, bu takım e, bu rakamın çok daha düştüğüne düşüne evet deme ihtimalleri de var demiş fanatik gazetesi. Bu 15 milyon eurolar falan böyle ev araba satışı gibi önce uçuktan bir fiyat sonra düşüyor işler. E, <laughs> Dembele de öyle. <laughs> Tutarsa yani. Dembele de mümkün değil. 15 milyon eurolar seviyesi. E, gerçekten yaşı ve e, fiziği Fenerbahçe'ye katacakları açısından Dembele evet. Ee, ama zor işler, zor transferler öyle bu hafta geliyor, haftaya bitiyor gibi düşünmesin taraftar. Bu e, forvet transferi böyle son haftada bile bitebilir. Çok panik yapmamak lazım. Panikle yapılan e, transferler sorun çıkarttı ama Fenerbahçe'nin peşinden koştu oyuncular çok da hemen bitip gelecek adamlar değil. Sorlot için yüksek bonservis isteniyor. Batshuayi öyle ki Batshuayi gelirse taraftar hala oh be demeyecek. E, Sörloth öyle, Abubakar öyle e, kritik bir süreç Fenerbahçe için. Corvette yani açısından. Fenerbahçe taraftarı evet çok istiyor sezon başladığından Hı. beri Sandford transferini konuşuyor ama e, şu noktada sen nasıl değerlendirirsin ki sen de dedin acele etmesini beklemiyorum diye. Zaten e, Fenerbahçe'nin hali hazırda tek sorunu golcü değil. Değil. E, çok başka sorunlar var saha içinde e, çözülmesi Beklenen ki fanatik gazetesi yine e, Paşa karşısında yine rotasyon başlığını atmış. Slovakska karşısında sahaya sürücü 11'de Ümraniye maçındakinden 7 farklı değişiklik yapmıştı. Jesus. E, Kısım Paşa mücadelesinde yine kadroyu değiştirmeye hazırlanıyor. Tecrübeli teknik adam en büyük kararsızlığı kararsızlığıysa Serdar Dursun konusunda yaşıyor demiş e, gazete. Dolayısıyla hani bu kadar sık... Hazırlık sürecinde yanındaydı, takımla birlikteydi. O hazırlık sürecine beraber geçirdi Fenerbahçe ile şey Takımı iki ay öncesinden izliyordu. Evet. Yani bir golcü gelince elinde sihirli değnek yok o. Beş gol açsın bir karşılaşmada. burada Jesus'un yapacakları daha önemli bence. Sosyal medyada bir yorum okudum. E, söyleyin tebrik ediyorum. Bana ait değil. hatırlamıyorum da ismini. Fenerbahçe'nin iki transfere ihtiyacı vardı. 10 12 transfer yaptık. Şimdi 4 transfere ihtiyacı var diye. Gerçekten aldıkça e, bitmeyen bir transfer döngüsüne girdi Fenerbahçe her sezon için. Her sezon için oyuncular geliyor, oyuncular gidiyor ve genele baktığınızda hala eksikler göze çarpıyor. E, forvetten bahsediyoruz. Evet, alınması lazım. Eksik var. Yıllardır beklenen o bitirici, nokta atışı forvet gelmiyor. Ama elinizde bir Valencia var, Serdar Dursun var. Onu kullanmak zorundasınız. E, o zaman artık bir düzenli oynasınlar. Onlardan daha iyisi gelene kadar da bir diyelim ki ya bu takım bu, şu eksik var, bu eksik var. Orta sahada sürekli değişen, forvet arkasındaki üçlü de sürekli değişen oyuncular. E, geride zaten bir kaos var. E, sol bek değişiyor, sağ bek değişiyor, stoper değişiyor. Bunlar da sorunları arttırıyor. Yani sizin bir maçta iyi gördüğünüz oyuncu bir bakıyorsunuz bir dahaki hafta oynamıyor. E, forvet arkası Arda'yı görüyorsunuz. Diğer maçta kulübede bekliyor, tribünler bağırıyor ardı ardı diye. Fenerbahçe'de bir e, kaos demeyeyim ama oturmayan taşlar var. E, bunun anahtarı da sabır değil, düzenli kurulan bir kadro ve ilk 11 yapısı. Ki ondan sonra da hem teknik heyet hem yönetim baksın artık. Ya Bizim şu eksik, evet bizim bir atımlık barutumuz var o zaman forvet, o zaman stoper. E, bir onu görmek lazım. Kimin ne hata yaptığını görmüyoruz. Çünkü bir maç sonra oyuncu olmuyor. Yani bir oyuncu düzenli hatalar mı yapıyor? Orada eksiğim var yoksa a bir maçlık hata mı? Daha onu çözemedik Fenerbahçe'de. Kiev maçında iyi sinyaller verdiler aslında. Talihsiz bir eğlenmeydi. O, o 11'lerle, o kadrolarla devam ettiler. Belki de şimdi Fenerbahçe için daha farklı net eksikleri söyleyebilirdik.